İyi günler, iyi haftalar, iyi akşamlar. Yeni bir Kor Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Ben artık bir süre stüdyoda yalnızım. Selim Bey Bodrum'dan olacak, bir süre Bodrum'dan bağlanacak bize. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Selam. Bodrum'dan selamlar. Teşekkürler. Biz de buradan selam yollamış olalım. Şimdi jeneriğe baktım da şöyle bir bizim oraya yazdığımız işte Doğu Akdeniz komşularla sıfır sorun, işte Suriye ile barış gibi gibi Yunanistan'la ilişkiler falan. Şimdi hepsi böyle bir kafamdan geçti. Yeni kabine açıklandı. Dışişleri Bakanı belli. İşte MİT Başkanı belli. Acaba bundan sonra politikalarda bir değişiklik olur mu diye hepsini teker teker belki konuşmak lazım ama biz bugün genel bir dış politika vizyonu çizelim istiyoruz sizinle birlikte. Belki ilerleyen programlarda zaten teker teker diğer konulara eminim gündemde oldukça daha fazla değinme imkanımız olacak. Ben hemen sorarak başlayayım. Siz Hakan Fidan'ı mı bekliyordunuz Dışişleri Bakanı yoksa İbrahim Kalın'ı mı? Yani şeyde Dışişleri Bakanları'nın her bütün yani bakanların kim olacağı bu sistemde sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'nın iradesine bağlı. Sanırım daha önce de işte bunu konuşmuştuk. Bir takım spekülasyonlar vardı. Şu olur, bu olur filan. Bunlar eskiden işte parlamenter düzende anlamlı olan şeylerdi. Çünkü bakanlar siyasetçiydi. Ve her birinin böyle kendisine göre bir ağırlığı vardı işte partiler içinde. Başbakanların onları böyle kolay kolay devre dışı bırakması mümkün olmuyordu. Çünkü işte o şeyden çekiniyorlardı. Bu ağırlığı kendi aleyhlerine kullanırlar falan diye. Onun için eskiden böyle bir hükümet kurulduğu zaman önceden işte tahmin etmek mümkündü. Kimin hangi göreve gelebileceği, özellikle mesela Dışişleri Bakanlığı'na işte belli başlı partiler işte koalisyonsa işte belli başlı partilerde koalisyonlara girecek olanlar da bu görevi üstlenebilecek olan kişiler kimlerdir diye belirtilebiliyordu, tahmin edilebiliyordu. Bu tahminler genellikle doğru çıkardı. Şimdi tamamen farklı bir sistemdeyiz malum. Tamamen Cumhurbaşkanı'nın kendi iradesinde olan bir şey ve siyasetçilere çok fazla önem vermediği şeyden de belli oldu. İşte bu kabinede, siz de çok iyi biliyorsunuz, profesyonel siyasetçi yok gibi. Hepsi işte teknokrat, bürokrat kökenli sanki galiba bir veya iki kişi hariç. Ve istediğini istediği yere tayin edebiliyor. Bu da şeyi de gösteriyor yani partinin de ne kadar böyle marjinalize edildiğini de gösteriyor bir yerde. Yani ben hep şeyi düşünüyorum, son kabine açıklandıktan sonra bu sistemin kurulmasına destek vermiş olan işte AKP'nin ileri gelenleri sistemin kendi aleyhlerine kullanılacağını hiç düşündüler mi? Hep şeyde pişmanlar mı acaba diye ama tabii bunu bilmeye imkan yok. Hakan Fidan bence en iyi tercihti. Zaten ya o olacaktı ya İbrahim Kalın olacaktı beklenen şeylerine bakıldığı zaman geçmişlerine ve Cumhurbaşkanı ile ilişkilerine bakıldığı zaman onlar bekleniyordu. Beklenti yanlış çıkmadı ama tamamen farklı birisi de gelebilirdi. Bundan sonra da gelmeyeceğine dair hiçbir garantimiz Yok. yok. Çünkü işte sistem böyle kuruldu. Bundan sonra yani bakanlar siyasetçi olmayacak. Başka yerlerden gelecekler. Ama şimdiki duruma bakarsak bence çok iyi bir tercih oldu. Hakan işte uzun yıllardan beri 20 seneden beri aşağı yukarı yani AKP kurulduğundan beri Dışişleri Bakanlığı ile yakın bir çalışma içinde bulundu. MİT dönemini bilmiyorum ben şahsen ama çünkü ayrılmıştım. Ama şimdi işte ortadan kalkmış olan bir görev olan Müsteşar Yardımcısı iken Dışişleri Bakanlığı'nda. Önce TİKA başkanıydı. Arkadan Başbakanlık işte dış ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcısıydı. Her zaman böyle ılımlı, uzlaşıcı,
kibar konuşmalı yaklaşımlarından etkilenmişimdir doğrusu o zamanlarda. Gayet iyi bir diyalogumuz vardı kendisiyle ve üslup bakımından da şeye karşı, Dışişleri Bakanlığı'na karşı daha böyle temkinli, daha olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu ilk günden beri gördük. Evet. Yani şeyde işte devri teslim töreninde Dışişleri Bakanlığı'nın memurlarının onları methetti. Sonra ilk tweetinde onları methetti filan. Yani Sayın Çavuşoğlu'dan çok farklı bir şeydi. Çavuşoğlu döneminde benim pek meslek hayatımda hatırlamadığım bir şekilde birçok genel müdür böyle kapıyı vurup istifa edip gittiler. Tamamen işte bakanın hakaretlerine, kötü muamelesine maruz kaldıkları için. Böyle bir şey Hakan Fidan'da olmayacaktır sanırım bir şey. Yani siz de bahsettiniz, siz demek ki şanslı isimlerdensiniz. Hakan Fidan'ın sesini duymakla alakalı çok fazla espri yapılmıştı ya, sesini bile bilmiyoruz, nasıl biri bilmiyoruz falan diye. Demek ki siz tanıyan, bilen o şanslı kitledensiniz. Geçenlerde Murat Yetkin'i dinliyordum, o da şey diyordu ya, ben Bilkent Üniversitesi'nde ders verirken Bilkent Üniversitesi'ne çağırmıştım, öğrencilere ders vermişti hatta istihbarat tarihiyle alakalı ya ona benzer bir şey diye. Şimdi konuşmasında biraz önce şeyi de gösteriyordu arkadaşlar, devir teslimi de gösteriyordu. Tabii Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu, İçişleri ve Dışişleri Bakanları bir önceki artık kabineye baktığımız zaman kabinenin en sert isimleriydi. Yani Şahin dediğimiz dış politikada tavır tutunan. Gerçi hani bu tavır tamamıyla kişilerle alakalı bir süreç de değil. Hani bunu da konuşuruz belki ilerleyen dakikalarda. Hani bakan olarak bir şahıs bir politika değişikliği yapabilir mi? Sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey dedikten sonra o politikanın uygulayıcısı olan isimler. Yoksa politikayı kendi kafalarına göre birdenbire değiştirecekler, U dönüşü yapacaklar gibi senaryolar böyle bir sistemde zaten yok. O yüzden belki hani kalın veya X bir kişi fark etmez gelse dış politikada Türkiye'yi neler bekliyor, tek başına bir şey yapabilir mi? Bunları da yorumlamanızı rica edeyim ve şöyle sorayım o zaman. Çavuşoğlu genellikle basın toplantılarını izleyenler de bilir, siz de iyi bilirsiniz. Hep yanındakini, karşısındakini biraz böyle özellikle Türkiye'deyse mesela o basın toplantısı azarlamayı, küçük düşürmeyi. Benim aklıma hemen mesela Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'la yaptıkları o basın toplantısı geliyor. Osman Kavala üzerinden çok sert eleştiriler yapmıştı. Keza Dendias'la hemen basın toplantıları hop diye beliriverdi şurada. Dur bakalım Niko sen gibisinden. Yani bu söylemleri, böyle şeyleri İbrahim Kalın'da görür müyüz diye, İbrahim Kalın diyorum pardon. Ben bayağı İbrahim Kalın'a kendimi endekslemiş olduğum için. Hakan Fidan'da görür müyüz? Nasıl bir söylem değişikliği olur diyeyim. Belki politika değişikliği ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama söyleme baktığımız zaman hem bakanlık personellerine hem dış politikada diğer ülkelerin mevkidaşlarıyla, çünkü 13 yıldır MİT başkanlığı yapıyordu. Dolayısıyla diğer ülkelerin üst düzey yöneticileriyle de çok rahat yani söylem alışverişi, işte muhabbet kurma, diplomasi dediğimiz zaman bir sorunu yok zaten. Ama ne gibi bir şeyler bekleyebiliriz? Yani Çavuşoğlu'ndan Fidan'a Türk dış politikasında beklediğimiz şeyler neler olabilir diye sormuş olayım ben. Bir kere şeyi yadırgamamak lazım. Hakan Fidan'ın işte 13 yıl mıydı? 13 yıl, MİT, evet, evet. O sırada hiç konuşmamış olması, sesinin duyulmamış olması bence gayet tabii ve gayet normal bir şey. Bunun evet, bunu hazır var. Şuraya gelmişken bunu da ekleyeyim. Mesela dünkü Kıbrıs ziyaretinde bilmiyorum gördünüz mü heyetler arasındaki toplantıyı, ama ya ben dikkat etmedim ya da belki benim kaçırdığım bir şeydir. İbrahim Kalın hemen mesela MİT Başkanı olarak Kıbrıs'taki heyetler arası görüşmede vardı. Yani daha önce mesela Dışişleri Bakanları'nın olduğu ziyaretlerde MİT Başkanları heyetler arasında oluyor muydu? Olmuyorsa demek ki ben eksik biliyorum, ama olduysa da benim dikkatimi çekti mesela. Yani İbrahim Kalın artık sanki görünmeyen bir yerde. Bir şekilde bekliyor herhalde kafam, ama ben yanlış biliyorsam yanlış biliyor olayım. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu sistem kurulduktan sonraki seyahatlerinden hiçbirisine katılmadım. Çünkü emekliydim, evet. Zaten. Eskiden yani en son ben işte Abdullah Gül zamanında görevdeydim.
Şey, öyle bir şey, yani MİT Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın seyahatlerine katılması gibi bir uygulama yoktu. En azından ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Yani katıldığım bir seyahatte bulunmazdı. Ama şimdi tabii İbrahim Kalın şeyden geldiği için işte bizde olmayan Cumhurbaşkanı'nın işte şeysi Ulusal Güvenlik Danışmanı, yani Amerikan sistemi, hatta şimdi da çok yaygınlaştı. Öyle bir kadro yok bizde. İbrahim Kalın işte hem sözcülük yapıyordu, hem bu işi yapıyordu, işte yabancı muhataplar filan. Şimdi tabii MİT Başkanı oldu. Birdenbire belki bu eski görevinin getirdiği alışkanlıklar devam ediyor belki. Şimdi göreceğiz. Ama şeyde, yani ilk seyahat, üstelik gidilen yerde Kıbrıs olunca belki yani çok anormal bir şey değil, ama böyle önümüzdeki dönemde devam ederse, hem işte onun yerine gelen Çağatay Kılıç'la hem Hakan Fidan'la bir takım sorunlar yaşanabilir. Yani çok olmayacak bir şey değil. Fakat şeye tekrar dönersek, yani 13 yıldır sesinin duyulmamış olması gayet normal. Yani hiçbir ülkede o görevdeki kişiler basına böyle açıklamalarda falan bulunmazlar. Hatta geçenlerde mesela birkaç ay evvel işte şeyin İngiltere'nin işte gizli servislerinden bir tanesi, hatırlamıyorum hangisiydi, çünkü orada birkaç tane var. Emekli olduktan sonra şey verdi, bir mülakat verdi gazeteye ve dedi ki işte bilmem kaç seneden beri ilk defa basının karşısına çıkıyorum falan gibi bir şeyler. Normali de bu. Amerika'da da CIA'nin başkanı böyle ilgili bir şey yapmaz, konuşmalarda bulunmaz. İşte Fransa'da da işte eskiden Ankara Büyükelçisi olan Bernard Emiye yapıyor bu işi. Onu da görmezsiniz şeyde, basında filan. Dolayısıyla yani bu Hakan Fidan'ın sesinin duyulmamış olması gayet normal. Ama yani demin de söylediğim gibi muhakkak ki üslup farklı olacaktır o geldikten sonra. İşte sizin de verdiğiniz ondan sonra örnekler filan, yani basın konferanslarında öyle şeyler muhakkak ki olmayacaktır. Ama tabii esasa gelecek olsak, işte birazdan herhalde onları da konuşacağız. Evet, evet. Yalnız herhalde bu üslup değişikliğine ihtiyaç duyulması bir tesadüf değil herhalde. Daha doğrusu bu atamaların yapılması üslup değişikliğine duyulan bir ihtiyacın herhalde karşılığıdır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı da son zamanlarda artık ona buna falan böyle nazi falan demeyi bıraktı gibi geliyor. Yahut da işte git kendini doktora muayene ettir falan. Onu Macron'a söylemişti galiba. Ondan sonra öyle şeyler söylemez oldu. Evet. Son zamanlarda. Eski Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın üslupları da Cumhurbaşkanı'nın eski üslubuna uygundu. Üslup, Cumhurbaşkanı'nın üslubu değişince onların da üslubunun değiştirilmesi pek kolay olmayacağı için belki kişileri değiştirdi. Ve yani dediğim gibi ben farklı bir üslup bekliyorum bundan sonraki şeylerde. İlk herhalde çok kısa zamanda Hakan Fidan bir yabancı misafiri ağırlayacaktır. Orada göreceğiz yani ne şekilde hareket ettiğini. Yarın Beştepe'de kritik bir zirve var. Gözler de orada, zirve mi deniyor artık bunlara tam olarak da bilmiyorum ama önemli bir toplantı var. Tabii seçimlerden sonra
Batı'nın özellikle gözü kulağı şu İsveç'in NATO üyeliği. Önce de hep İsveç'e Finlandiya diyorduk. Finlandiya'yı attık, artık İsveç kaldı. Orada da önemli gelişmeler oluyor. Hatta dün baktım, şöyle bir insanları da, istenen kişileri de iade edilmesi konusunda bir takım adımlar da atılıyor. Zaten bekledikleri bu anayasa değişikliği Türkiye'nin Stockholm'den yürürlüğe de girdi. Bir takım değişiklikler de yapıldı. Ama önemli olan tabii Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik için aradığı telefon konuşmasında ilk kez İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'ye F-16 satışını bir arada tuttu. Yani bunun üzerine çok fazla konuşma vardı. Hayır, ilgili değil diyenler vardı. Evet, ilgili diyenler vardı. İşte mesela Bob Menendez'in açıklamaları var. Hala o şey diyor mesela, bazı senatörler ilgili diyebilir ama benim için tek sebep bu değil. Yani onun tabii beklentisi Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, Doğu Akdeniz'deki durum, Yunanistan'la gerilim gibi bir sürü sebep var farklı, ama yarın külliyede bir toplantı var. Yine bir araya gelecekler. Bu toplantıya kimlerin eşlik edeceğini lütfen siz anlatmış olun. Ve burada eşlik konusunda da, yani birilerinin buraya geldiği zaman karşıladığı insanlar ve masaya oturan kişilerde de, yayından önce konuştuk, bir takım ilginçlikler var. Yani Dışişleri Bakanı temsil etmiyor. Siz de biraz önce bahsettiniz, işte önceden müsteşarlar oluyordu. Fakat bu görevde artık kimse yok şu an. Farklı sıfatlar, tanımlamalar var. Dolayısıyla hem yarınki zirveden ne bekliyoruz, toplantıdan ne bekliyoruz diye sormuş olayım. Hem de tabii siz bu toplantıda oturan kişileri de biraz irdelerseniz iyi olur bizim için. Şimdi evet, yani dediğiniz gibi ilk Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinde, o zamandan beri, yani seçildikten sonra daha doğrusu diyelim, ilk telefon görüşmesinde Biden İsveç'in NATO'ya girişiyle F-16'ların satışı arasında bağlantıyı dile getirdiği anlaşılıyor. Bu bağlantı esasında Senato'da yapılmıştı. Hı hı. Hatırlıyorsunuz. Evet. Mart ayındaydı galiba. Konuşmuştuk da bir programda. 27 tane senatör şey demişti. Türkiye'ye işte bu satışlara izin vermeyeceğiz. İsveç meselesi hallolmadıkça demişlerdi. Ama yönetim bunu böyle bu kadar açık bir şekilde dile getirmiyordu. Biden bunu söylemiş oldu. Bana daha enteresan geleni, bunu telefonu kapattıktan hemen sonra işte basının karşısına çıkıyor bir şekilde, hı hı, Beyaz Saray'da ve bunu söylediğini açıklıyor. Yani diyor ki işte Sayın Erdoğan'a ben bunu söyledim diyor. İşte İsveç NATO meselesi halledilmedikçe, Türkiye vetosunu kaldırmadıkça F-16 satışı gerçekleşemeyecektir dedim diyor. Bu tabii benim alıştığım sistemde pek yani olmayacak bir şey. Çünkü karşı tarafı çok zor bir duruma sokuyorsunuz böyle bir açıklama yaptığınız zaman. Söylemiş olsanız bile bunu açıklamazsınız. Ki karşı taraf böyle baskıya boyun eğiyor durumunda kalmasın diye. Fakat demek ki öyle anlaşılıyor ki artık sabırlar tükenmiş vaziyette. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şeye gelmişti biliyorsunuz. Yemin törenine katılmıştı. Sonra işte Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Ve orada dedi ki İsveç üzerine düşeni yapmıştır. Ondan sonra siz de işte artık gereğini yapına söyledi. O da bunu basına açıkladı. Yani şeyin baskı çok ileri gitmiş vaziyette. Yani benim işte meslek hayatım boyunca yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de kendimizi böyle bir duruma sokmamak. Yani eskiden işte Türkiye bir takım baskılara uğramıyordu demeyeceğim tabii ki. Her zaman olmuştur. Ama yani bu kadar böyle aleni bir şekilde yapılmış olması kendimizi böyle nasıl bir köşeye sıkıştırmış olduğumuzun bence bir göstergesidir ve çok hoş bir şey değil. Şimdi şeye gelince hakikaten İsveç şeyden işte geçen sene Madrid zirvesinde Haziran ayıydı galiba bir üçlü mutabakat imzalanmıştı, hatırlıyorsunuz. Onu da konuşmuştuk işte bir takım programlarda. O üçlü mutabakatta işte şeylerin
silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyordu. İşte şeye, teröre karşı ondan sonra kendi yasal sistemini değiştirmeyi öngörüyordu. Taahhüt ediyordu daha doğrusu. Bir de son olarak da işte bu iade taleplerini Avrupa Konseyi iade sözleşmesine uygun bir şekilde ele almayı üstlenmişti, taahhüt etmişti. İlk iki şeyde bir sorun olmadı. Yani silah ambargosu kalktı, epide oluyor kalkalı. İşte şeyler, terör faaliyetlerinin özellikle para toplama işlemindeki bizim taleplerimizin galiba en önemlisi buydu. Para toplamayı işte böyle bir suç haline getirmiş olan bir düzenleme var. İadelerde tabii farklı bir anlayış vardı. Türkiye'de bu şeyde sözleşme şeyde muhtırada üçlü muhtırada yer alan ifadelerin istenen kişilerin otomatik olarak iade edileceği şekilde yorumlanmıştı. Şeyde ise İsveç'te ve genelde Batı'da sadece ele alınacaktır yükümlülüğü yer alıyor şeklindeydi. Hakikaten de şeye baktığınız zaman, metinlere baktığınız zaman İngilizcesiyle Türkçesi arasında fark var, evet. bir fark var kullanılan ifadelerde. Ve neticede işte İsveç iadede galiba bir tane o da istenmeyen yani listede olmayan 130 kişilik bir liste verilmişti hatırlıyorsunuz. 130 mu? 140 130... değil miydi? Sayı da değişiyor, çok hatırlamıyoruz ama. Ha, şeyde o listede yer almayan birisi. Şimdi listede yer alıyor mu emin değilim ama PKK ile bir bağlantısı olan bir kişinin iadesi için gerekli işler yapılıyor. İşte anayasa değişikliği de 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Dolayısıyla işte Batı'nın gözünde ve özellikle NATO'nun, Amerika'nın falan gözünde şey bu mesele yani İsveç gereğini yapmıştır. Türkiye artık gereken adımı atmıştır şeysi vardır. Yarın işte bu bahsettiğiniz toplantı, yani zirve demek bilmiyorum uygun mu düzey açısından. Çünkü bürokratlar, yani İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın eskiden olsaydı işte müsteşarı olan devlet sekreteri diyorlar. Müsteşarı yani kariyer diplomatı Finlandiya'dan aynı şekilde bir işte devlet sekreteri şey kariyer diplomatı NATO'dan da bir genel sekreter yardımcısı geliyor. Normal şartlarda böyle bir toplantının ben Dışişleri Bakanlığı'nda yapılmasını beklerdim. Yani diplomatlarla ondan sonra görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda yapılırdı eskiden. Şimdi Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Ve işte bu böyle deneyimli kariyer diplomatların karşısına Çağatay Kılıç çıkıyor. Ben kendisini tanımıyorum ama genç bir arkadaş sanırım. İşte Sayın Erdoğan'ın tercümanlığını yaptı. Bir süre işte Spor Bakanlığı yaptı. Bir süre işte milletvekilliği sırasında Dışişleri Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ama yani bir müzakere tecrübesi olduğunu söylemek tercümanlık dönemi dışında pek fazla yok sanırım. Yani enteresan bir şey. Bu da elinde şeyde bende uyandırdığı izlenim pek bir şeyin değişmemiş olduğu. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın Hakan Fidan döneminde dahi marjinalize edilmeye devam ettiği sonucunu uyandırıyor bende. Şeyde yoksa işte tekrar yani Dışişleri Bakanlığı tekrar dış politikanın yürütülmesinde merkez olacak olsaydı o zaman işte bu görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapılırdı. İşte heyet başkanlığını da bir bakan yardımcısı yapardı. Şimdi Çağatay Kılıç'ın başkanlık ettiği heyette
Dışişleri Bakanlığı'ndan herhalde bir takım temsilciler olacaktır ama şeyde ikinci derecede yer alacaklardır. Bu da yani işte dediğim gibi şeyin sistemin çok fazla değişmediğinin bir göstergesi. Evet peki. Ama, buyurun lütfen. Ama şunu da eklemek lazım ki genel bir beklenti var dışarıda hatta içeride de. İşte bu kaç hafta içinde yani işte şey biliyorsunuz esas tarih işte NATO zirvesinin 11-12 Temmuz'da Vilnius'te, Litvanya'nın başkenti Vilnius'te yapılması bekleniyor, öngörülüyor. Ondan önce bu işin hallolması, genin vetosunun kaldırılması ve İsveç'in işte NATO üyeliğinin gerçekleşmesi Batı'da bekleniyor. Kimisinin tabii şey diyordu, ya işte Finlandiya girdikten sonra İsveç'in girmesi o kadar önemli mi falan. Benim konuştuğum İsveçliler önemli diyorlar. Çünkü biz şey yapmadık, NATO üyesi olmadığımız sürece NATO'nun savunma planlarına giremiyoruz. Yani dolayısıyla mesela NATO'nun Finlandiya'ya İsveç üzerinden destek vermesi yine Hacette. Bu durumda mümkün olmuyor. Onun için onlar da her ne kadar işte bu kadar şey geçen senenin kadar ki acil olmasa da ve şeyde Rus tehdidi de işte geçen seneki gibi olmamasına rağmen onlar da bir an evvel bu işin bağlanmasını çok istiyorlar. Ve yani genel beklenti şeyde Temmuz'a kadar bu işin bağlanacağı. Hatırlayacaksınız seçim kampanyasında şey CHP ve işte Millet İttifakı biz iktidara geldiğimizde bu vetoyu kaldıracağız demişlerdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı meclise işte gerekli şeyi anlaşmanın onayı için gerekli girişimde bulunursa, kanun taslağını getirirse muhalefet buna itiraz etmeyecektir. Öyle anlaşılıyor. Yani isterse yapabilir dolayısıyla. Seçim de geçti. Şeye ihtiyaç yok artık o kadar böyle. Tabii seçim malzemesi olacak bir hali kalmadı artık zaten. Biraz onu hani İsveç'e özellikle PKK terör örgütleri vesaire derken hani onu biraz iç siyaseti malzemesi haline getirmek için de kullanışlı bir ortamdı tabii iktidar için seçim kampanyası da. Dediğiniz gibi seçimler bitti. İktidara bir 5 yıl daha eklendi. Dolayısıyla artık bunun üzerine bir söylem yürütmenin pek de maliyeti yok anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi için. Şeyi sorayım hızlıca, bir iki konu kaldı. Belki üzerinde şu an yüzeysel geçebiliriz ama ilerleyen programlarda daha detaylı irdeleyebileceğimiz konular. Birincisi belki Orta Doğu. Son konuyu AB'ye bırakayım. Orada daha fazla söyleyeceğiniz şey olacağını düşündüğüm için Avrupa Birliği'ne. Ama Orta Doğu. Şimdi Hakan Fidan dediğimiz zaman akla hep böyle işte Libya'daki politikalarda, Suriye'deki politikalarda, işte işin daha istihbarat ayağında, operasyonel ayağında olan bir isim. Dolayısıyla dış politikaya zaten yabancı bir isim değil ama niyeyse benim aklımda Hakan Fidan dediğimiz zaman hep bir Orta Doğu politikasıyla alakalı bir insanmış gibi geliyor. Mesela İbrahim Kalın işte atıyorum bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde İsveç kanallarına da çıkıp konuşan, işte Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte çok sayıda mevkidaşıyla girip konuşabilen, yani daha böyle yüzü Batı'ya dönük demeyeyim de Batı'nın daha iyi tanıdığı bir insan olabilir gibime geliyordu İbrahim Kalın. Ama Hakan Fidan için de tam bu şeyi Orta Doğu için söyleyebiliyorum ben en azından kendi kafamda. Ve işte bu Suriye ile olan normalleşme sürecinde bir takım görüşmeler de yapıldı. Suriye'de yapılanlar oldu. Şam'da bildiğim kadarıyla istihbarat başkanları gizli görüşmeler yaptı. Hep ve hep bunların ayağında hep biz Hakan Fidan ismini gördük. Şimdi seçim malzemesi de biliyorsunuz Suriyeli sığınmacıların ülkeden gönüllü geri gönderilmesi. Muhalefet de bunun üzerine özellikle ikinci turda söylemini kurdu. Böyle olunca tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz işte belki anlaşabiliriz Esad'la ve işte belirli bir bölgede, güvenli bölgede işte 1 milyonla yakın Suriyeli mülteciyi gönderebiliriz gibi söylemler havalarda uçuştu. Esad'la masaya oturacak mı diye herkes merak ediyor. Bunu seçimlerden önce de konuşuyorduk zaten. Şimdi olası bir böyle politika değişikliğinde Hakan Fidan'ın Orta Doğu ile olan ilişkilerde nasıl bir rolü olur? Yani bu biraz önce şeyi söylediniz ya,
Ben de keza aynı şekilde, biz bunu hep programlarda konuşuyoruz zaten. Kişinin bir önemi yok. Dolayısıyla politikayı karar verici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ne derse o olacak diye. Ama mesela iş Suriye ile ilişkiler, Libya ile ilişkiler, Körfez ülkeleriyle ilişkilere geldiği zaman Hakan Fidan'ın sesi daha yüksek mertebeden çıkabilir mi diye sorayım. Evet, yani tabii ki bu söylediklerinize ben de katılıyorum. Olup olmayacağını zaman gösterecektir. Hakan Fidan'ın çok büyük bir birikimi var. Özellikle işte bu Suriye ile ilgili müzakerelerde sanırım her zaman yer aldı. Durumu gayet iyi biliyor. Ama orada işte karşılaştığımız konu bir kere mültecilerin öyle kolay kolay geri gönderilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hatta işte Sayın Kılıçdaroğlu ben bunları bir sene içinde geri göndereceğim dediğinde Avrupa'da çok büyük bir tepki uyandırdı. Evet. Çünkü yani yok öyle bir şey. Şeyleri, mültecileri böyle zorla geri göndermek falan gibi bir şey. Ondan sonra iktidar daha ılımlı bir söylem benimsedi bu şey konusunda. Göçmenlerin iade edilmesi, mültecilerin geri gönderilmesi falan konusunda. Ama Suriye ile ilişkilerin normalleşmesinde Esad gayet açık bir şekilde, yani Türk kuvvetleri şeyden, Kuzey Suriye'den çekilmedikçe işte Türkiye oradaki işte bir takım rejim muhalifi şeylere, güçlere desteğini kesmedikçe normalleşme olmayacaktır demişti. Hı hı. Ve o pozisyonda da bir değişiklik olmadığını görüyorum. Rusya'nın da bu pozisyonu desteklediğini anlıyorum. Çünkü aleyhine böyle bir şey, farklı bir şey çıkmadı. Aslında şey, bunu halletmek iyi niyet olduktan sonra çok zor olmayabilirdi. Bir uzlaşıya varılabilirdi. İşte kademeli bir şey yapılırdı. Ondan sonra adım adım gidecek. İşte bir takım adımlar üzerinde, bir yol haritası üzerinde müzakereler yapılabilirdi veya düşünülebilirdi. Ama Suriye'nin, rejimin böyle bir şeye yanaşmadığını görüyoruz. Yani masaya oturmak için Türkiye'nin bu şartları yerine getirmesini istiyor. Bu şartları da böyle açıkça yerine getirmek de o kadar kolay değil yani. Türkiye açısından o kadar şehit verilmiş, o kadar masraf yapılmış şeyde, işte briket evler falan. Ondan sonra toplanıp gitmek o kadar kolay değil, ama şu da bir gerçek ki Esad'ın eli de güçlendi. Son zamanlarda işte Arap Birliği ile ilişkileri düzeldi. Ülkenin önemli bir bölümün üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı veya tekrar kurdu filan. Yani Orta Doğu'da işte neler olabilir onu zamanla göreceğiz, ama yani tekrar, yani siz de kaç defa söylediniz, yani şey, kişilerin değişmesi politikayı değiştirmeyecektir. O zaman son olarak Avrupa Birliği'ne geleyim. Şimdi sizin de tabii en iyi bildiğiniz konu bu. Ben geçen hafta İKV'den İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Çiğdem Noz Hoca ile bir Avrupa Birliği üzerine bir program yaptık. Orada da benzer şeyleri konuştuk. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkiler uzun zamandır zaten donuk durumda. Yani artık herhalde Türkiye bir aday ülke değil hiçbir şekilde statüde. Galiba seçimlerin ardından da bu söylem tamamıyla kapanmış oldu. Ve uzun zamandır aslında bir model arayışı belki işte söylene geliyor. Model ülke olabilir, farklı alternatifler olabilir. İşte ticaret, ekonomi üzerine ilişkilerimiz zaten Avrupa Birliği ile belirli bir noktada, ama
yapılması gereken bir takım şeyler var ama ne olabilir? İşte ilişkiler nereye gidebilir? Kimi hocalarımız transactional model üzerine bir takım söylemler geliştirebiliyorlar. İşte gümrük birliğinin modernizasyonu bir konu. Şu günlerde çok gündeme gelen vize konusu, biz daha önce bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Namık Bey, Nilgün Hanım, siz ve ben, yani vize konusu yeni değil ama tekrar tekrar gündeme gelen bir sorun. Yani bu kriterlerin niye başarılamadığını, yapılmadığını da Selim Bey burada anlatmıştı eski programlarımızda. Ama sorunlar böyle. İşte seçim geç. İşte seçim sonuçlarının ardından yapılabilecek şeyler de var. Bir yanda işte bu ahim kararları var. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın ahim kararlarına rağmen hala cezaevinde tutulması, işte Avrupa Konseyi'nin acaba ihraç edilir mi edilmez mi gibi gibi çok sayıda sorun tüm ilişkilerde olduğu gibi Avrupa Birliği ilişkileriyle de Türkiye arasında masada duruyor. Nasıl gider bundan sonraki süreçte, biz ne bekliyoruz? Yani yeni bir model olacaksa da bu model nasıl bir şey olmalı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde? Şimdi tabii bu çok çok zor bir, cevaplandırılması zor bir soru. Sadece benim için değil, Avrupalı muhataplarımız için de. Zamanında işte belki hatırlayacaksınız, Macron'la, Sarkozy ile Merkel Türkiye işte üye olamayacaktır hiçbir zaman. Onun için işte böyle bir imtiyazlı ortaklık gibi bir vardı. Privileged partnership. Peki bunun içinde ne var dediğiniz zaman, ondan sonra Türkiye tabii bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Fakat ne var bunun içinde dediğiniz zaman pek bir şey yoktu. Bugün de mesela Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü geçenlerde hatta buradaydı galiba, Nacho Sanchez Amor, İspanyol sanırım sosyalist, ilk raporunun ilk taslağını sunduğumda geçenlerde parlamentonun, Avrupa Parlamentosu'nun Dışişleri Komitesi'nde bu yürümüyor. Tam üyelik hedefinin artık bir geçerliliği kalmadı. Farklı bir şey yapalım diyor. Ama kendisi bir öneride bulunmuyor. O farklı şeyin ne olacağını, ne olabileceğini o da bilmiyor. Daha doğrusu var da mesela Norveç'in ondan sonra ilişkisi var. Avrupa ekonomik alanı diye bir şey var. O çok derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon üyelik dışında, ama Türkiye'nin pek kolay kolay ulaşamayacağı, çünkü hizmetleri falan da kapsıyor, bir ekonomik entegrasyon modeli var bir tarafta. Öbür tarafta Kuzey Akdeniz ülkeleri ile yapılan daha böyle gevşek işbirliği modeli var filan. Fakat bu hangisi uygulanabilir? O konuda kimsenin bir fikri yok. En azından fikri varsa bile dile getirmiyor. Batı'da da dile getirmiyor. Fakat belli ki bir tartışma başlayacak. Çünkü bu bir şekilde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki galiba sene sonunu bulur kabul edilmesi, son şekliyle orada böyle bir şey olacaktır, bir ifade yer alacaktır, bu tartışma bir şekilde başlayacaktır. Bu arada ben kendi tecrübelerime dayanaraktan ne yapabiliriz diye düşündüğümde bu bize şimdi kolaylaştırma yoluna gitmek, belgelerin ondan sonra azaltılması falan gibi şeyler üzerinde çalışılabilir diyorum, ama bugün siz de görmüşsünüzdür. Gördüm, evet. Ankara Büyükelçisi Meyer Landrut sözcüğe bir açıklamada bulunuyor ve bu benim de zaten çeşitli yazılarımda da hep dile getirdiğim ilticacı meselesi en büyük sıkıntımız diyor. Türkiye'den 50 bin İlticacı gitti Avrupa'ya geçen sene. Ben 4. sırada zannediyordum.
Bu üçüncü sırada olduğunu söylüyor Türkiye. Yani Afganistan ve Suriye'den sonra. Hatta şey diyor bu mülakatında, Erasmus öğrencileri bile diyor gittikleri yerde iltica talebinde bulunuyorlar diyor. Böyle bir ortamda tabii vize taleplerinde çok seçici olmak gerekiyor. İşte bunu ne yapabiliriz? Ondan sonra bunu hafifletmek için belki bunun üzerinde, böyle bir şey üzerinde çalışılabilir Avrupa Birliği ile, ama şartların da çok da elverişli olmadığını, hakikaten yani büyük miktarda Erasmus öğrencisi bile iltica talebinde bulunuyorsa ortadaki durum son derece vahim ve kolay kolay da çözülemez gibi geliyor. Evet, yani merak ediyoruz çünkü bu bahsettiğimiz aslında iltica mevzusunu biz konuşmuştuk bir sene kadar önceki programımızda da. Yani bundan sonraki süreçte acaba neler olacak, neler bitecek, bu vize konusunda gözler burada herhalde. Daha fazla aslında konuşacağımız çok şey var bu sürece dair, dış politikanın geleceğine dair, ama belki işte konuların somutlaşması, bir takım gelişmeler olması, Hakan Fidan'ın belirli ziyaretlerde bulunması ya da gündemin bizi götürmesi gerekiyor. Benim mesela uzun süre sonra merak ettiğim konulardan bir tanesi Yunanistan'la ilişkiler olacak eminim, ama işte Yunanistan'da bir seçim döneminde, onlarda da seçim tekrarlanacak yakın bir süre sonra. Mitsotakis tekrar orada da seçilirse işte Türkiye ile ilişkiler nereye gidecek? Son zamanlarda sanki böyle biraz ılımlı da söylemler oluyordu. Hem Erdoğan hem de Mitsotakis cephesinde işte kim kazanırsa kazansın ben onunla çalışırım gibi gibi. Ama orada da çok sayıda sorun varmasa da belki ilerleyen programlarda buna da ayrı eğiliriz, diğer meselelere olduğu gibi diyeyim. Ve burada isterseniz noktalayalım bugünkü bu haftaki yayını. Yine çok keyifli oldu. Genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkürler. Teşekkürler Selam. Çok güzel sorular sordunuz her zamanki gibi. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür edelim bugün bizimle birlikte oldukları için. Yine görüşmek dileğiyle bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.